Madem sen o yüzden madem ya Rasulullah madem sadat asab Rasul madem ya şahin destur ona şamla farz asan şamhamla fal madem tarikatına asuhba ve alxayr ve alcamiye ala bizikillah tatmin kulum Allah azze ve celle kalpler ancak Allah'ın zikriyle Allah azze ve celle'ye daima hatırlamakla İtminan bulur, rahat olur. Dünya kailesinden muhafaza olur. Çünkü başka türlü hele bu zamanda çok zor insanlar hep kalpleri hiç mutmain değil, devamlı endişe halindedirler. Bir de işte bir yeni bir şey çıkmış. Eskiden duymazdık. Panik atak diyorlar. O bir türlü kalbin rahatsızlığıdır demek o. Yani kalbin rahat olsa ona yakalanmaz insan. Onun için onun da ilacı Allah'ı hatırlamak, Allah Azze ve Celle'yi zikretmek devamlı ki o illetten kurtulsun. Öteki türlü devamlı korku halinde, endişe halinde olur. Halbuki Allah Azze ve Celle bizi yaratmış, bizim rızkımızı içeceğimizi, yiyeceğimizi, giyeceğimizi hepsini vermiş. Onlar bittiği vakit onların vakti var. İnsan bu kadar yaşayacak, bu kadar içecek, bu kadar yiyecek, şurada yiyecek, burada buraya gidip gelecek diye hepsinin Allah Azze ve Celle bize bunlar yapacağımız şeyleri kendi yaratmış. Onun için senin kayle endişe etmene gerek yok. Dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle'yi hatırla. Zikir demek odur. Allah'ı unutma. Sen mutmain olursun. Her defa böyle bir kalbine bir şey gelince muhakkak Allah'a asın, hasbunallah ve ni'mel vekil, Allah der, Allah'ın isimlerini an, o rahatsızlık inşallah gider. Başka şeylere gerek yok. Başka şeyler insanı rahat etmez, rahat ettirmez. Ettirecek olan Allah Azze ve Celle'dir. Ona sığının, bütün işlerimizi ona tevekkül edip sığınsak bir problem kalmaz, bir rahatsızlık kalmaz. Allah muhafaza etsin hepimizi. Bu çağın hastalığıdır, bu çağın illetidir. Allah muhafaza etsin, Allah bizi daima kalpleriniz mutmain olsun Allah'ın zikriyle inşallah. Amin. Allah'a tevfik. El Fatiha.